So, these guys are coming in. Beden dili üzerine uygulamalı hakem eğitimi devam ediyor. Antrenöre veriyor yani kendisi kendi çıkarıp yapıyor. Şu antrenör canlandıran dışındakiler biraz açsın isterseniz. Batman şu an ne yapması gerektiğini anlatıyor. Evet, bu bir uygulamalı beden dili üzerine. Yeah, but really, for him was difficult, right? So don't be shy like. Utangaç hareketlere de çekilen hareketler de net hareketler, aç kolları uzak göster, net hareketler. So establish and really, guys, if you are new in the business, train at home. Bu konuda yeniyseniz diyor, bu tarz hareketleri evinizde çalışabilirsiniz. Yeah. So what we are doing? What we are doing if you ask the people, it's like first is like this. İlk olarak kollarını açmasını istediğimde kendim gösteriyorum. So we are looking for vaseline. Vazelin kontrolü yapıyoruz. If like a beard like this, we call. Sakalı varsa sakalını kontrol ediyoruz. Herhangi bir madde. Crazy hair, you also can do like this. Saçlar da aynı şekilde içine takıyoruz saç ve sakalın. Okay, then. Check for oil vaseline. So just kaygan bir şey var mı? Yeah. Jel veya vazelin var mı diye kolları kontrol ediyoruz. Yeah. Check for oil vaseline and too much water. Vücudun ön arka kısmına aynı şekilde fazla su veya vazelin var mı diye kontrol ediyoruz. Check for illegal stuff. Herhangi bir kural dışı look, bir şey var mı diyor bacakları look, kontrol ediyoruz. Toenails or if it's too dark. Aynı zamanda ayak tırnaklarını kontrol ediyoruz. Ve parmağımızla hani bu şekilde takılıp takılmadığını kontrol edebilirsiniz diyor. If you look is good, too dark. Görüşünüz iyi değilse eğer göremiyorsanız parmağınızla hissederek kontrol etmeniz daha iyi. Elleri öne uzat dedi. So you can check if something is in the glove. Eldiven içinde herhangi bir şey olup olmadığını kontrol ediyoruz baskılayarak. Check the hand wrap and the cut out. Bandajın kesilip kesilmediğini, o avuç için boş olup olmadığını kontrol edin. Check if nothing underneath here. Bu kısımda hani bıraktığımız kısım içerisinde like herhangi bir şey var mı diye kontrol ediyoruz bandajın içinde. Easy. And çok basit parmaklarla kontrol ediyoruz. Yine aynı şekilde diğer elde kontrol ediyoruz. Look at the and if you need to, you feel it if they are long. Eğer el tırnaklarının uzun olduğunu hissediyorsanız kontrolde kestirebilirim. Then again check the mouthpiece. Dişliği kontrol ediyoruz. Like, it's okay. This one. Kukisi var mı diye. Strap. Yeah. Var mı? Var ya. Tut. Yeah. And then just clear to go. And if you go and the coaches want to come, you can. You're here. Evet. Sporcu gönderdikten sonra antrenörleri köşesine gitmek için onun peşinden göndermiyoruz. Profesyonel organizasyonlarda hani peşinden çıkmadığı için farklı bir şekilde. Okay. So I also know for male referee and have female fighter. Yeah? Fighter is fighter. Evet. Yeah? Yes. So respect even a female fighter, respect as fighter. It doesn't matter. You have to do the checkup and the ladies can overrule me, but I talk to a lot of the female fighters and athletes.
don't be like touchy, touchy, touchy. Ha. That's for them. Yes. More intimidating if you like to the girl is like. It's not necessary for us. Yes. Yeah. Fighter is fighter. Yes. Fighter is fighter. There's no assault. It's like. Please let me translate. Then no, no. Of course, respect the female part. That's I always do. Male or female, same. I don't care. I take this. Yes. In the front. So I back. We don't care. Yeah. And then on the chest line, or can take a lady. It's not an issue. You should fight as fighter. So same. Like here, she has longer hair. So I check this. Go here. Not. No. Go here. Go here. Keskin hareketler. Here and here go. Şunu anlatıyor. Got it. Here. Yeah, then just go a little bit on the side. Michael, please let me translate. No, it's optical. They can, anlaşılır ama diyor, yine de söyleyeyim ben. Şöyle, dövüşçünün diyor, kontrol eden genelde hani erkek olduğu için diyor, fark etmez. Dövüşçü kadın ya da erkek fark etmiyor. Saygı gösteriyoruz. Dövüşçü dövüşçüdür diyor. Bizim zaten onun cinsiyetiyle işimiz yok diye özellikle belirtti. Cinsiyetiyle bir işimiz yok. Çoğu dedi, sorduğum kadın sporculara, atletlere sorduğumda da dedi, kendileri dedi, bu çekingen hareketlerden dedi daha çok rahatsız oluyorlar dedi. Diğer sporculara nasıl muamele yapılıyorsa bize de öyle yapılması daha uygun diye sporculardan görüş aldığını söyledi. Sonra Beyti Hocam üzerinde tekrar zaten aynı kontroller hani cinsiyete etki edebilecek bir durum olmadığını göstermek istediği için Beyti Hoca'yı da ortada örnek aldım. Yarın. Yeah, so you're correct? Yes. You don't like the... Haklı mıyım diyor hani... It's better... Yes, women's with you in this idea. Yeah, yeah. So I speak to a lot, and so it's no sudden. They know what happens, and you don't be like a creepy guy. Yani ürkütücü olur diyor bu tip hareketler diyor. Zaten çekinmeyecekse sen çekindirirsin böyle yaparak. Gerek yok. Okay. So then now we have talking time for Götze about the Vaseline stuff. How it should be done. For my part, he will tell you same. Also, like a dance, your moves, speed it up because TV, everybody, make it good, make it clear, but also make it proper, but make it speed. Who is Katmen only? Katmenler nerede? Katmenler. Hocam, gelin. Only Cutman only? Okay, Cutman only guys, so here. Can I get we it? Have to only Cutman. Mm-hmm. Okay. Cumhur and Zinyo. So you. Götze will explain what to do with the Vaseline, yeah? Adam önüme geldi, çekmekten önce. Elimi buraya koyuyorum bana. Ben her zaman elime de bez alıyorum. Bezine koyuyorum ki elimdeki fazla onun üzerine bir şey sürtülmesin diye. Böyle koyuyorum. Ondan sonra bir yüzüne bakıyorum. Ama hemen yani acil olması lazım. Dediği gibi televizyon ekran falan filan. Ben parmağımı alıyorum. Ya yani şöyle alıyorum. Böyle de çalıyorum parmaklarım arasında. Ondan sonra böyle sürüyorum. Bir, iki, şuradan başlıyorum. Şöyle geçiyorum. Şöyle fazla çalmıyorum. Yani şöyle buradan böyle. Fazla çalmıyorum. Ondan sonra o vazelini çalırken zaten bakıyorum. Nerede yani içinde var? Yani eskiden böyle eski yaralar var. Burunda bir şey var mı? Burun kırık mıdır? Orada bilen ben onu okuyorum bile. Okuduktan sonra yani teknik katmen olarak ben gidip medikeledim. Bak mediken yani kırmızı medikel olana sonra da gidip derim ki bak burada çizgi vardı, şurada çizgi vardı, oralara dikkat et. Ama şimdi tek iki tane medik bir katmen varsa kırmızı ve mavi korner. Aynen mesela bu bir kırmızı korner. Ben bilen kendi adamımı okuyorum. Bakıyorum burada şey var mı, çizik var mı, orada var mı? Her şey mi, ciddi mi? Çok cildi çok kurusa belli yani belli resmen kat çıkacak. Ondan sonra direkt başlıyorum buradan böyle sallıyorum. Şöyle gitti. Ondan sonra yine Michel'e gösteriyorum. Michel çek adam yapıyor, içeri yolluyor. Bir de Michael mesela Gökçe Hoca'ya sözü vermeden önce şeyi söyledi. Katmenin hareketlerinin önemini anlat. İstersen sen anlat hocam oraya. Hani televizyonda sizin hareketleriniz hızlı ve profesyonel gözükmesi falan durumu. Dedim anlattım yani. Dedim. Evet. Hemence bir anda bir, iki fazla hemence uğraşmayacağım. Böyle çekeceğim bitti. Ondan sonra dönüyorum. Bir şey gösteriyorum. Bir şey check-up yapıyorum. Fazla uğraşmıyorum. Yani benim birkaç tane saniye var bunun yüzünü okumam.
Evet, sayıyorum bak burada şöyle tamam. Şey yapıyorum, böyle çekiyorum. Tamam, olması noktası çalışıyor. Nerede duruyorsa yani. Yani pit şuradasa, şuradasa burada duruyor. Kameradan yani kamera ne taraftasa, kamera buradasa böyle dönüyor, şuraya gösteriyorum. Kamera arkandasa böyle gösteriyorum, şu tarafa gösteriyorum. Şovun güzel olmazsa. Evet. Ya. So, okay. So what we do now is we play the game. So we always need like one and you just interchange widely, doesn't matter, yeah? One fighter, two corner men, one referee, one cut man. Yeah? And then just play the game. yani o, maçın oynanmasından önce burada olması gereken kişileri saydı zaten. Bir cut man, bir referee, iki antrenör, bir de fighter. He wants to make again an award. Yeah, it's okay. So, Katman. Okay, Katman. Who wants referee? I want. Referee. Fighter? Fighter? Cornerman? Cornerman? Okay, you go there. Go there. I'm sure that's freedom. Evet, uygulamalı demin ki aldıkları eğitimleri bizim arkadaşlar yapıyor. Evet. Şu an bir uygulama yapıyoruz. Göstermelik tişörtünü çıkarır gibi yaptı. I check his rush guard. Önce kat. Yeah, rush guard, shoes, whatever, socks. And he, yeah, he just playing, doing it, yeah. İşte ayakkabılar, çorapları çıkarttı. Sonrasında. Yeah. Abdullah. Just a sec. So first of all, first rule, get him fight ready. Fight ready means only stuff he can wear at the fight. İlk önce kıyafet and make sure he has mouthpiece in. Usually they come and the coach has in the bucket or whatever. So just make him fight ready. When he's ready, he and when they are like the coach like here, and then like go, yeah. Go and come back again. And then he turns in. Şunu söylüyor, şimdi ben şeyi sordum, hani kıyafetleri çıkarıyorduk herhalde diye sordum. Şunu dedi, ilk geldiğinde dövüşçünün kıyafet olarak, tefsat olarak tam maça çıkmaya hazır şekilde olması lazım. En önemli kısmı da işte tişört çıkardık, varsa üstüne fazladan kıyafetler ve ayakkabı, çorabı çıkardık. Dişliği soruyoruz dedi. Dişlik eğer koçtaysa ve o çantasını 2 saat arayacaksa onu geri gönderiyoruz. Bulduktan sonra geri gelmesini istiyoruz dedi. And after then... So after the mouthpiece is in, well the fighter is now totally ready. He is ready. And yeah, sometimes they want to have a drink with the mouthpiece. So you need to be rid of all of water, all is done. Okay. If they want to hug, sometimes you want to hug your friends. Yeah, you ask them. Because afterwards no more touch. Okay. Şeyi söylüyor. Dişlik ağızda olduğuna emin olup bütün su içirmeler ve benzeri şeyler tamamlandı. Daha sonra arkadaşlarına ya da antrenörlerine sarılmasını işte başarı dileklerini istemesini istiyoruz. Ondan sonra asıl olaya geçiyoruz diyor. And, geldiler tekrardan kontrol ettim üstünü çıkar, çorapları çıkardık işte. Şapkasını çıkarttı. Dedik, şapkayı çıkardık, dişlik dedik tamam. Hardcore friends işte arkadaşlarla tokalaşmasını sağladık. And after that I will check Vazelin or something or no, now, now he is quite ready. Ready. And nobody else is allowed to touch him anymore. Okay. Instead of him and you. Bu şeyden sonra diyor hiç kimse ona dokunmayacak. Ondan sonra sadece Cutman ve referee dokunacak. So you invite the Cutman. So he is ready and you ben hazır olduğunu hissettiğinde ben hazır olduğunu hissettiğinde Cutman'ı ben davet edeceğim. Okay. Sonra ben onun yerini alacağım. Çünkü kameranın burada olduğunu varsayıyoruz kameraya göre. O kendi kontrolleri vazelini yaptı. Daha sonrasında ben geliyorum. Arda. Kontrolleri yaptı. Sakalın içini kontrol ettik hocanın dediği gibi. Kulak arkası ve saçların içini kontrol ettik. Tamam. Kolları tekrar kontrol ediyoruz. Vücutta herhangi bir fazlasını kontrol yapıyoruz. Su veya vazelin var mı? Bacaklar aynı şekilde. Tırnak kontrolünü yaptık. Hands. Elleri kontrol ediyoruz. Eldivenlerin içerisinde aynı söylediği gibi fazlalıklar var mı? Çevirip iç kısmına bakıyoruz. Daha sonrasında tırnaklara baktık. Okey. Kugi. 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 En dişlik tekrar kontrol ediyoruz.
It's okay. It's okay. And then you guide him. Sonra ona redberlik yazıyorum. So I mean, it's a coach like. Oh. Koçları göndermiyor. Evet, İsmail Hoca'ya girmeye çalışıyorum. Başka yapmak isteyen varsa onların aynı şekilde. Başka Arsene Bekatmen'den. We repeat the other guys. Okay, so now guys, what I want to see from you, right now. Sizden görmek istedim şu anda. Normal working speed. No explanation, no talking needed. Şimdi sizden açıklama don't explain bekliyorum. What you do. Like, what's the best question? Sadece hareketleri görmek istiyor. Gerçek anlamda yapın. Kimse açıklamak zorunda değilsin. Doğru çalışın. Okay, that's better. Who's Cartman? Cartman. Come here. No, it's I just want to I need my fighter back. So, I show again. I show no talking no nothing. You can't hiç konuşmadan. Şu an hiç konuşmadan. Mimiklerle anlaşıyorlar. Tak. One point. you skip the Cartman. Yeah, I skipped the Cartman. He is in water club. I just want. Yeah, I skipped him because you do it, but I just wanted to show you. Really, it's like a choreography, like a dance. Do you? If you don't. Want to copy me perfectly? I don't care. But do your homework? Do you so that you can? You see, you forgot the cup. You forgot. Yes, I forgot. So, yeah, that's normal. Imagine your very first big tournament, and the TV camera is not like a webcam. Mm-hmm. The TV camera is like a Canon. Michael'a şey söyleyelim. Bir tane bayan sporcu olsun, bayan katmen olsun. Şimdi şu en son söylediklerimi de çevirelim. Şunu söylüyor. Şimdi ben şey dedim. Katmeni niye atladınız dedim. Katmeni atladınız dedim. Şunun için dedi. Çünkü sen en son yaptın dedi. Bir yandan anlattın ve şeyi unuttun dedi. Dişliyi unuttun. Kukiyi kontrol etmeyi unuttun dedi. Bunlar normal dedi. Özellikle dedi, büyük turnuvalarda kameralar böyle bilgisayarların o eski webcamleri var ya. Onlar gibi küçük olmuyor dedi. Senin yanında kocaman Canon dedi, roket atar mümkünde bir kamera oluyor dedi. Bunlardan dolayı heyecan yapmanız normal yüzden söyledi. Onun için katmeni atlayarak kısaca gösterdim son kez dedi. Ondan sonra sizin tekrar yapmanızı istiyorum diye belirtti. Our president şöyle yapalım. Female fighter. Şöyle yapalım. Tamamen bir tane bayan sporcu. Suna Hanım bayan sporcu olsun. Sorry. Michael. Sorry. Katmen. Referee. Okay. Okay, doesn't matter. On a female team. Okay, so who's Cutman? Who's referee? Cutman, referee. Athlete and coaches. Coaches. And now you approach the. Arkadaşlar, o biraz kenarları boşaltalım. Boş bırakalım. Sen Cutman değil misin? Geç oğlum. Yok yok buradasın. Şimdi kameraların burada olduğunu bak. Kamerayı çekiyorum. Orada. Beyti Hanım hakem, siz Sultan Hanım Cutman, Suna Hanım da sporcu. Evet geliyor şovlar eşliğinde. Yok bu saatten sonra normal kontroller. Stop. Michael müdahale ediyor. Hocam önce kıyafetler. Önce kıyafetler. Evet. Yap, çalışmamızın amacı bu arkadaşlar. O dans ederek gelecek, sen onu durdurmalısın. O güzel diyor. Orada güzelsin de şey. Ya bir daha taşıyalım. Sen normal maça çıkacaksın. You be Stan Fairtex. Sen maça çıkacaksın. Profesyonel. Evet. Bir alkış o zaman. Evet. Profesyonel maça çıkarmış gibi geliyor sporcu. Evet. Hakem önünü kesti. Kıyafetlerini çıkart komutu verdi. Ayakkabılarını çıkart komutu verdi. Ellerini aç.
Bekle hocam. Stop. Ama dişi zaten kontrol edeceğim. İlk önce dişliği kontrol ediyoruz. Soru. Hayır, zaten iki kere kontrol ettiniz. Hayır, ondan önce katmen var hocam. Ondan önce katmen var. Hocam, kıyafeti hazırladın ya. Tamam. Dişliği de kontrol ediyorsun yanında değil mi diye. Ondan sonra antrenördeyse dişliği aldırıyorsun. Antrenördeyse aldırıyorsun. Sonra helalleştiriyorsun. Çünkü öyle de bilir. Öyle bir şey var ki. Tebrik aldırıyorsun. Ondan sonra katmene veriyorsun. Katmen malzemeyi sürdükten sonra sen ekstra bir şey var mı diye kontrol ediyorsun. Hayır. İkinci dişli görüyoruz. Anladın mı? İlk bir dişlik yanında mı? Tekrardan evet, geliyor gibi yaptı. Kıyafetleri çıkarıyor, uyarıyor, ayakkabılarını çıkartıyor. Evet. Dişliğin var mı yanında mı diyor, gösteriyor. Ağzına koydu, hocam, evet dişliği. Bunu katmenden sonra yapıyoruz. Şimdi bu kıyafetlere hazır ya. Tamam. Burada antrenörlerine döndürüyorsun. İşte selamlaşması için. Tamam. Antrenörlerinden sonra katmene veriyorsun. Katmen hazırlıktan sonra o kolları ve vücudu kontrol ediyorsun. Antrenörleri merhabalaştı. Şimdi çağırıyoruz, davet ediyorsun katmeni. Nerede işte? Siz onun yerine geçiyorsunuz kameranın önünü kapatmamak için. Katmen şu an vazelini sürdü. Dişliği var dedi. Yanlış. Onları tamam değil hocam. Siz sadece vazelini sürüyorsunuz. Vazelini sürüyor burada sadece katmen. Şimdi ondan hocam. Evet. Şimdi hakem son kontrolleri yapıyor. Vazelin kontrolleri. Vücudunda vazelin var mı diye. Saçları da ondan hocam. Evet. Kulak, saçta tehlikeli bir madde var mı? Sel toka var mı? Onlara bakıyor. Ayakları kontrol ediyor. Sonra ayak tırnaklarını kontrol ediyor. Eldivene geçiyor. Eldiven kontrolü ve tırnak kontrolünü yapıyor. Eldivenin üst kısmına baktı. Sert bir madde var mı diye. El içine baktı. Herhangi bir sıkıntı verecek malzeme var mı diye. Son kez dişlik ağzında mı? Dişlik son kez kontrol yapıyor. Vizi var mı diye yine soruyor. Göğüs koruyucu var mı diye soruyor. Ve içeri alıyor. Antrenörler geçerken onların önünü kesiyor. Evet, çok güzel bir canlandırma oldu. May I add something?